ECB özel yayına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Avrupa Merkez Bankası'nın Frankfurt'taki faiz kararı bekleniyor. Dün tabii özellikle piyasaların gözü New York'taydı ve Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalardaydı. 22 yılın en yüksek faizini çıkardı ABD Merkez Bankası politika faizini ve beklendiği gibi 25 bas puan faiz artışı yaptı. Avrupa'da ise gözler tabii burada da bakıldığında bir faiz artışı bekleniyor. Ancak ya sonrası piyasalar için en önemli dinamik ya sonrası. Ki bugün de bizim açımızdan oldukça önemliydi. Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda toplandı ve enflasyon görünümüyle ilişkin oldukça kritik, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu efendim. ECB özel yayın editörünü sevgili editörümüz, her zamanki editörümüz Zeynep Çelik gerçekleştiriyor. Programımıza da birazdan doçent doktor Filiz Er Yılmaz ve aynı zamanda profesör doktor Zeynep Ökten yorumlarıyla, deneyimleriyle katkı sağlayacak efendim. Öncesinde gelin birlikte Avrupa Merkez Bankası'nı anlamaya çalışalım ve Avrupa Merkez Bankası kararı aslında oldukça önemli. Bize de yansıması pek tabii ki olacak. Bakıldığı zaman aslında tam bir satranç tahtasına döndü. Queen Gambit dizisini izleyenler vardır muhtemelen ama orada bakıldığında bir satranç dehasının başarısına şahit olmuştuk. Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları da adeta enflasyon, resesyon ve piyasa oyuncularıyla ekranda da gördüğünüz gibi satranç oynuyor. Hamleler ardı ardına geliyor. Dün Amerika Merkez Bankası 25 bas puanlık faiz artış hamlesini yaptı. Sonrası için de birazcık daha elini açık etmek istemeyen bir ABD Merkez Bankası vardı. Verilere bağlıyız dedi. Dolayısıyla da ek faizin dozajını, ne kadarlık bir dozaj uygulayacaklarını çok da belli etmek istemedi ama piyasalar yine de ABD Merkez Bankası'ndan güvercin olarak yorum yapmış olduğu daha beklentileri karşılayan ve beklentilerin üzerine çıkan bir ABD Merkez Bankası vardı. Ancak Avrupa'yı bir kenara koymakta fayda var. Çünkü Avrupa Merkez Bankası çok daha zorlu bir yapı içerisinde ve özellikle son haftada PMI rakamlarında bir düşüş vardı. Ama öncesinde yönetmenimiz Deniz Yeniçeri'den rica edelim şu barkodaki bir kısmı anlatalım ve PMI rakamlarına geçeceğiz. Çünkü ECB'nin bugün politika faizini 25 bas puan artırmasına neredeyse siz, ben, hepimiz kanaat getirdik. Yani fiyattan da aslında bakıldığı zaman. Burada özellikle son faiz artırımı olabileceğine yönelik bazı öngörüler çıktı ki hatırlarsanız daha öncesinde Avrupa'da enflasyon katı halde devam ediyordu, artarak devam ediyordu. Ancak PMI rakamları dediğimiz o büyümenin öncü göstergelerinde çok da böyle bir düşüş yoktu. Son ay gelen datalarda PMI rakamlarında Avrupa'da hem enflasyonun hem de durgunluk ibarelerini net bir şekilde gördük efendim ve dolayısıyla da bu ayki toplantı son toplantı olabilir diyor. Peki Lagarde bunu diyecek mi? Hemen bakacağız. Bir PMI rakamlarına bakalım. Yani işin rengini bu kadar çok değiştiren bir data mıydı? PMI rakamlarına baktığımız zaman gerçekten de değiştiren bir rakamdı. Çünkü Euro bölgesinde bakıldığı zaman hem imalat hem hizmetler hem de bileşik PMI rakamlar dediğimiz o flash PMI rakamlarında hepsinde bir geri çekilme gördük. Burada efendim şunu altını çizmekte fayda var. 50 barometresi bir ülkenin PMI rakamları dediğimiz satın alma yöneticileri endeksinde en önemli eşik. 50'nin altındaysanız o ülke büyümesinde bir durgunluk beklersiniz, istihdam kaybı beklersiniz ve ekonomik aktivitede bir yavaşlama beklersiniz. Yani ekonomideki çıktı düzeyi azalır. Dolayısıyla 42.7'ye düştü, 43.4'ten, 52'den 51.1'e düştü hizmetler PMI ki hizmetler sektörü tüm dünyada aslında ekonominin ana bileşenidir. %60'ından fazla ekonomiye en önemli etki yapan rakam, en önemli ana bileşen hizmetler sektörüdür. O tarafta 51.1'e geldik. Yine de 50 üzerinde sevindirici taraf denilebilir. Ancak bileşik PMI rakamları Avrupa'da 48'lere kadar düşünce tabii ki özellikle piyasalarda beklenti efendim Avrupa Merkez Bankası'nın bir politika değişikliği ya da bir ağız değişikliği yapabileceği noktasında Almanya'ya dönelim. Almanya deyince aklımıza otomotiv sektörü ve kaliteli iş gücü geliyor ve Almanya'ya baktığımız zaman da keza 38.8 gibi bir imalat PMI rakamı görüyoruz ki herhalde Almanya Avrupa'dan çok daha büyük bir resesyon yaşayacak. 52'lerde hizmet PMI 48.3'te de efendim
efendim bileşik PMI rakamları var. Şimdi bu datalar bize şunu gösteriyor. Bir enflasyon gerçeğimiz var. Bir de ekonomi Avrupa'da işlemiyor. Bu gerçeğini görmüş olduk efendim. Şimdi hemen bir rakamlara bakalım. Dolar endeksi grafiğimize bakalım. Peki karar öncesi ve FED sonrası ve ECB karar öncesi dolar endeksinde nasıl bir seyir var efendim? Dün Amerika Merkez Bankası'nın verdiği kararlar aslında bir tane daha belki yapılır ya da yapılmaz ama sonrasında çok da dramatik bir faiz artışı artık olmayacağı kanaatine geldi piyasalar ve dolar endeksi yüzlere kadar gelince euro dolar paritesinde de bir dipten dönüş gördük. Bugün Avrupa kararlı bir şekilde bir tane daha faiz artışını koyarsa piyasa beklentinin üzerine muhtemelen euro dolarda 1.12.50'leri göreceğiz efendim. Aksi halde 1.10 seviyesinin aşağısını görebiliriz diyelim. Bir düne dönelim. Dün de çünkü özellikle Fed'in kararına biraz yakın mercek yapmakta fayda var. Önce düne dönelim efendim. Dünün detayları devam edelim. Evet, hamleler birbiri ardına denk geliyor. Avrupa Merkez Bankası FED'den sonra kararını verdi. Biz daha öncesinde Hafize Gaye Erkan başkanlığında o hamlemizi yapmıştık ve bu hamle acaba enflasyonu kontrol altına almaya yetecek mi? Biz tabii ki gelişmekte olan ülkeler para piyasasındayız ve özellikle buradaki 3 santranç dehasının hamleleri bizim gibi ülkelerin paralarını etkiliyor efendim. Ve ana oyuncu tabii ki Jerome Powell, bakıldığı zaman dünyanın en büyük ekonomisinin başında Jerome Powell'a gidelim, bakalım neler yapmış ve bu hamlelerin detaylarını izleyelim. Powell'ı izledik evet ve bu aslında 22 yılın en yüksek faizleri Amerika'da 5.50'ye çıktı, beklenti doydu, açıklanan da 5.50 piyasa beklentilerine paralel geldi. Powell'ın konuşmasında tabii önemli satır başları da vardı efendim ve burada özellikle 11. kere artırılan faizleri gördük ve gelecek toplantılarda faiz artırımı yapılması konusunda bir karar vermedik diyor ve %2'lik enflasyon hedefine yönelik yine sıcak mesajları vardı. Faiz indirimi olacağını düşünmüyoruz dedi. Bu çok önemli. Piyasalar en azından faiz artırımından ziyade bir indirim beklentisine ek bir iyimserlik olarak pompalamamış oldu. Ekonomide artık resesyon beklemiyoruz ve sıkılaştırıcı para politikalarının bir süre daha devam etmesi gerekli diyor. Jerome Powell yapmış oldu efendim açıklamada diyelim. Ve ne dedilere bir bakalım. Merkez Bankası başkanları karar öncesi ve karar sonrası neler söyledi? Enflasyon daha düşük bir yol izlemesini umuyoruz dedi ve dolayısıyla da daha böyle enflasyona dair dili yumuşayan, daha iyimser konuşan bir Powell var ama tabii ki arasında bakıldığı zaman da olasılıklarını da belirtmiş oldu. Şu olursa olur, şu olursa vazgeçeriz gibi aslında koşulları da belirtmiş oldu. Dolayısıyla da veriye bağlı yol haritası devam edecek. Hafize Gaye Erkan hanımefendi ise bizden Merkez Bankası Başkanımız ve temel amacının fiyat istikrarı olduğunu vurguladı. Piyasalar bugünkü sunumu çok beğendi. Ancak faiz politikasıyla söylemler arasında bir boşluk var deniliyor. O boşluklar dolacak mı tartışacağız. Kazuo Ueda ise geniş getiri eğrisiyle ilgili konuştu efendi ve gevşek politikanın devam edeceği sinyalini vermiş oldu. Karar gelecek. Kararla ilgili isterseniz Filizer Yılmaz hemen bir gidelim. Hazırsa hocamızı değil. Evet bakalım o zaman bakıldığı zaman kararla ilgili ne bekleniyor? Bir fiyatlamaları o zaman editörümüzden rica edelim. Filiz hocamız da gelecek şimdi. Birazdan sonrasında da diğer akışımızı devam ederiz. Bakıldığı zaman Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puan bir faiz artışını bekliyor piyasa uzmanları. Burada esas konu, esas risk diyelim. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından ziyade hizmetler PMI rakamından dolayı bir resesyon öngörecekler mi? Ve bu resesyondan dolayı Avrupa Merkez Bankası faiz artışlarını sonrasında iptal edecek mi? Bunları tartışacağız. Karar geliyor. Karar baktığımız zamansa beklendiği gibi Avrupa Merkez Bankası faizleri 3.75'te tuttu efendim. Çıkardı daha doğrusu. Faiz oranı kararı sonrasında da faizlerin üst bandı 4'ten 4.25'e kadar yükselmiş oldu. Detaylarına baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 bas puan beklentilere paralel bir şekilde arttırdı ve bu anlamda Avrupa Merkez Bankası önceki olan gösterge faiz oranlarını 4'ten 4.25'e yükseltti. Karar sonrası fiyatlamalarda neler oldu? 1.11.26'larda görüyoruz fiyatlamaları ve dolar endeksinde de 100.70 seviyesindeyiz efendim. Pound cephesinde 1.29.56 puan seviyesindeyiz. Burada özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın beklentileri paralel bir şekilde aslında faizleri artırdığını gözlemledik. Burada önemli olan enflasyon ve resesyonla ilgili Christine Lagarde'ın konuşması olacak. 15.45'te faiz kararı
kararına dair açıklamaları gelecek Christine Lagarde'ın. Emtia fiyatlarını bir alalım. Bu tarafta birazdan konumuz hazır olacak. Olduğu zaman konuşacağız. Bir emtia fiyatlarına bakmakta fayda var. Bakıldığı zaman ons altın fiyatları 1977 dolar seviyesinde, çeyrek puanın üzerinde bir ons altın fiyatlarında artış gördük efendim. Petrol fiyatlarında da bir puanın üzerinde bir fiyatlama var. ABD Merkez Bankası'nın faiz artışına ilişkin aslında beklentileri birazcık daha aşağı çekmesi tabii ki özellikle petrol fiyatlarına dair bir miktar daha pozitif bir görüntü sundu. Hemen Filizer Yılmaz'a gidelim. Skype'ımız hazır. Beklentisini hocamızın alamadık. Teknik anlamda görüntüsünde bir sıkıntı vardı ama kararı konuşacağız efendim. Filizer Yılmaz karşımıza, doçent doktor Filizer Yılmaz, Alebi Yatırım baş ekonomisti ve Uludağ Üniversitesi akademisyeni. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar Murat Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bir yandan da karara bakıyorum. Son dakikalar geliyor çünkü. Gelecekteki faiz kararları faiz oranlarının gerektiği sürece yeterince sınırıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacak dedi ve 25 bas puan faiz artırdı hocam. Çok kısa hemen kararı öncesinde bir sizden duymuş olalım. Bekliyor muydunuz böyle bir hamle? Evet, yanlış anlamadıysam 25 bas puan artırdı değil mi? Gösterge faiz oranı. Evet hocam, ben size hemen özetleyeyim. Çünkü siz o anda yayına bağlanmakla uğraşıyordunuz. Şöyle söyleyelim, evet kaçırmayın orayı. Faiz kararlarının gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümünü değerlendirmeleri temelinde alınmaya devam edecekti ve 25 bas puan hem marjinal hem mevduat hem de gösterge faiz oranları 25 bas puan artırıldı hocam. Şimdi Murat Bey şöyle söyleyeyim, zaten bu sürpriz değil. Yani neredeyse %95 olasılıkla bu toplantıda 25 bas puan geleceği fiyatlanıyordu. Tıpkı Fed'deki gibi bundan sonraki sürede, Ağustos'tan sonraki ilk Eylül toplantısı ve sonrasında Avrupa Merkez Bankası faiz artırmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Piyasa elbette bu kısmı merak ediyor. Dolayısıyla bu noktada gerek ECB üyeleri gerek piyasada Eylül sonrasına ilişkin ikinci bir 25 bas puan daha gelir mi Avrupa Merkez Bankası kanadında? Bu noktada ciddi ayrışmalar var. Hatta yakın vadede en güvercin üyelerin bile 25 bas puandan yana olduğunu biliyoruz Avrupa tarafında. Çünkü Avrupa'nın çekirdek enflasyonu dönem dönem yukarı yönlü sürpriz yaptığı gibi kalıcılık ve inatçılık konusunda da tıpkı Amerika'da olduğu gibi çekirdek enflasyonun ciddi bir problem yarattığını görüyoruz. Tabii seviye itibariyle de Avrupa'da çekirdek enflasyon Amerika'ya göre çok daha yüksek seviyelerde. Dolayısıyla özellikle çekirdek enflasyon, bunun yanı sıra ücret fiyat spirali bir miktar daha orada sorunlu olarak görülüyor. Orada kolay kolay çekirdekte ciddi bir geri çekilme beklenmediği için ağırlıklı olarak biz Avrupa Merkez Bankası'nın piyasanın beklediğinin aksine bu toplantı sonrasında daha şahin olma tarafında ağırlığını koyacağını bekliyoruz. Tabii orada sıkıntı şu, şimdi şunu biliyoruz, yani Fed de dün akşam gerekirse ben 25 bas puanla daha gelirim, veri bağımlı olacağım sözlü yönlendirmesini yaptı. Biraz önce siz karar okudunuz. Aynı veri bağımlı süreci biz Avrupa tarafında da görüyoruz. Fakat Avrupa'nın eli faiz artırmada Amerika kadar güçlü değil. Çünkü Avrupa hem Almanya hem Euro bölgesi geliri teknik olarak resesyona girdi. Ve gelen ekonomik büyüme öncü göstergelerine baktığımızda Amerika'ya göre durumun daha kötü olduğunu görüyoruz ve bir süre daha bu kötüleşmenin devamını bekliyoruz. Haliyle piyasa şunu söylüyor, tamam enflasyon seviye olarak daha yüksek ve çekirdek enflasyonda kalıcılık var ama resesyona giren ve daha da kötüleşecek bir Avrupa nasıl olacak da Fed durduktan sonra daha fazla faiz artırabilecek ya da deklare ettikleri gibi daha şahin olabilecekler. Açıkçası ben bu noktada piyasa kadar yani artırmayabileceği noktasında değilim. Eğer gerekirse bir ek faiz artışıyla daha Avrupa Merkez Bankası'nın gelme noktasında tavır koyacağı kanaatindeyim. Çünkü bir de ortada şu var. Fed'in bile biz Eylül'de bir faiz artışı yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Ben bu noktada Fed konusunda da piyasayı bir miktar iyimser buluyorum. Çünkü dün bana kalırsa çok güvercin bir Powell yoktu. Powell şunu söyledi. Yani veriler bana neyi söylerse ben onu yapacağım. Durmamı gerektirirse duracağım. Ama artırmamı gerektirirse de artıracağım dedi. Yani dolayısıyla bunu çok güvercin olarak yorumlamamak gerekir. Fed gözünün yaşına bakmadan özellikle iş gücü piyasası verileri ve çekirdek enflasyon hizmet tarafı eğer kalıcılık gösterirse yapar. Şimdi dolayısıyla Fed pozitif ayrışırken Avrupa Merkez Bankası resesyon tehlikesine rağmen yani pozitif ayrışan bir Fed varken açıkçası Euro dolar paritesinin seyri açısından bile bence bir faiz artışıyla daha gelir. Velev ki Fed durdu diyelim. Bence bu noktada hem enflasyonun katılığı, çekirdek enflasyonun yüksek seyri,
Hem de her ne kadar biz euroyu veya işte döviz kurunu hedeflemiyoruz deseler de euroya bir miktar daha pozitiflik katma adına bence bir faiz artışıyla daha gelme ihtimalleri yüksek olur. Gelmeyecek olsalar bile Murat Bey, bugün ben Lagarde'dan şahin bir söylem bekliyorum. Çünkü dediğim gibi Ağustos'ta bir toplantı yok. Göreli olarak Fed'de şahindi. Böylesi bir ortamda havlu atmama adına, piyasada bu finansal koşulları daha gevşetmeme adına, enflasyon beklentilerini çıpalama adına piyasanın beklediğine göre daha şahin bir Lagarde olma ihtimalini bir ikinci... Evet, şimdi kesinlikle. Şöyle bir tablo var. Bakıldığı zaman Jerome Powell'ın konuşmaları evet belki piyasalar tarafından tam olarak net anlaşılamadı. Genel merkez bankaları sonrasında ya ilk fiyatlamalarda hocam bir anlık iyimserlik olabiliyor ama sonrasında şunu söylemişti aslında Powell, bu vurgu daha önemli deyip tam tersi bu beklentileri tekrar satabiliyor. Muhtemelen sizin söyleminizle birlikte Powell'ın Lagarde sonrası söylemleri daha net de anlaşılacak ama aslında iki merkez bankasında ortak bir noktası var. ABD Merkez Bankası faiz kararına girerken almadan önce enflasyon tarafında iyi bir aslında patikaya gelmişti ve ciddi bir yumuşama olmuştu ve özellikle Fed'in bu anlamda bir iyimserliğe girip girmeyeceğini tartışmıştık. ECB de karar öncesi tam tersi birazcık ama enflasyon gibi PMI rakamları onların da tam tersi ciddi geriledi. Ve bundan dolayı aslında Christine Lagarde'ın birazcık daha yumuşak olabileceğini söylüyorlar. Enflasyon kaygılarına rağmen tek bir PMI rakamına bakarak ya da tek bir Fed enflasyon rakamına bakarak sizce bu faiz duruşunda ve söyleminde bir revize yapar mı yoksa birazcık daha uzun mu gözlemlemek lazım? Kesinlikle yapmazlar Murat Bey. Dün Powell'ın soru cevap kısmında aslında Powell'a en çok gelen soru şuydu. Son gelen enflasyon raporu yani CPI raporu oldukça iyiydi. Beklentilerden çok daha gerileme gösterdi. Dolayısıyla böylesi iyi bir CPI okuması varken siz neden 25 bas puanla geliyorsunuz veya neden bir ikinciyle daha gelebiliriz şeklinde sözlü yönlendirmede bulunuyorsunuz. Powell'ın verdiği cevap şuydu. Evet, dediğiniz gibi son enflasyon raporu iyiydi ama biz bunun bir şans olmadığını görmek istiyoruz. Dolayısıyla biz bir eğilim görmek istiyoruz. Yani eğilimden kasıt birkaç ay, en az 2 ay veya ortalama 3 aylık sürede bu enflasyondaki düşüş eğilimini görmek istiyorlar. Neden? Çünkü yılın ikinci yarısında gerek Amerika'da gerek Avrupa'da baz etkisi ortadan kalkacak. Enerji maliyetleri, petrol fiyatlarındaki yükselmeyle yukarı yönlü ivme gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla oradan da belki bir düşüş gelecek. Bunun yanı sıra hizmetler tarafı hem Avrupa hem Amerika'da kalıcılık ve inatçılık gösteriyor. Amerika'da bunun üzerine bir de ekonomi hala sıcak, iş gücü piyasası hala güçlü ki Powell şunu da söyledi yani ekonomik aktivite güçlü, talep enflasyonu bile bundan sonra gündeme gelebilir. O ekonomik büyüme öncü göstergelerini de yakından takip edeceğiz. Haliyle böylesi bir ortamda aynı şey bugün Lagarde için de geçerli. Velev ki Avrupa Merkez Bankası ikinci bir faiz artışından yana değil bundan sonraki sürede sözlü iletişimi çok etkin kullanma adına yapmayacak olsalar bile bugün havlu attıklarını gösteren, daha güvercin olduklarını gösteren bir sözlü iletişim içine hele ki Fed'in bile bir ikinci faiz artışı gelme olasılığı olduğu bir ortamda kesinlikle ve kesinlikle ben güvercin bir Lagarde olma ihtimalini masada görmüyorum. Veri bağımlı gidecek söyleyecekler bence. Çünkü bu maliyetsiz bir araç Murat Bey. Maliyetsiz olduğu için hiçbir şey olmasa bile 8 hafta enflasyon beklentilerini kontrol etmiş olacaklar. Bunu gerçekleştirmediklerinde o zaman fiyatlamalara gelecek. Dolayısıyla ellerinde böyle bir mali sınırı varken bunu kullanmak isteyecekler. Zaten %2 yapılan hamle %98 iletişimle fiyatlanmış oluyor piyasalarda. Merkez bankaları öncesi diyelim hocam. Şimdi bakıldığı zaman aslında iletişim sorunu devam edebilir gibi bazı açıklamalar var. Örneğin işte Societe Generale'den Anekov diyor ki şahin eğilimin gevşemesi için henüz çok az alan görüyoruz diyor ve ama Eylül ayında faiz artıracağına ya da faizleri sabit tutacağına yönelik bir söz vermekten kaçınmak için elinden gelenin en iyisini yapabileceğini ifade ediyor üyeler ve analistler diyelim hocam. Faizlerde daha yüksek oranlardan faizleri değiştirmeyerek daha uzun süre bekletme mesajlarına geçmek için çalışabilir diyor Merkez Bankası iletişimle. Dolayısıyla bunu faiz enstrümanı dışında iletişimle piyasaya ikna etmek herhalde en zor kısmı. Bir 30 saniye bununla ilgili yorum alalım hocam. Sonra kısa bir ara gideceğiz çünkü. Tabii şöyle söyleyeyim. Dün bunu Powell da söyledi. Şimdi öyle bir ortamdayız ki yani pandemi sonrası sürede belirsizliğin had safhada olduğu bir ortamdayız. Dolayısıyla bu süreçte önce Fed'i izleyerek ECB biz artık sözlü iletişim kullanmıyoruz. Çünkü öngöremiyoruz verileri. Öngöremediğimiz için bugünden kesin bir sözlü iletişim kurup piyasayı yönlendirmenin anlamı yok. Onun yerine sözlü iletişimin tam tersi olan her toplantıya özel bir şekilde veri bağımlı süreç. Yani veri ne derse ben ona göre hareket edeceğim. Bu aslında merkez bankalarını
bir yönü itibariyle böylesi belirsiz, böylesi oynak bir ortamda daha doğru piyasayı yönlendirmelerini sağlayan bir süreç olduğu kanaatindeyim. Aynı yüzü bence ECB tarafında da göreceğiz. Veri bağımlı, her toplantı kendi özelinde yola devam edeceğiz ama sıkılaşma vurgusunun devam ettiği ve enflasyonda daha yol almamız gerektiği yönünde mesajları göreceğiz diye düşünüyorum Murat Bey. Evet, yani ezbere faiz artışlarından ziyade verilere bakacağız der Filiz'e ayrılmaz. O zaman bir kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı özel yayınımız devam ediyor. Az önce Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri 25 baz puan arttırdı. Ancak burada beklenen ya da beklenmeyen şey Frankfurt'tan ECB Başkanı Christine Lagarde yapacağı açıklamalar. Takdir edersiniz ki Avrupa'da enflasyon var ancak bir taraftan da durgunluk ibareleri iyiden iyiye başladı. Almanya üzerinde karar sonrası Euro dolar paritesinde bir gevşeme görmüş olduk. 1.11 seviyesi üzerine tekrar yükseldi. Öncesinde de 1.80'lerde bir denge arayışı vardı. Piyasa beklentileri bu yönde. Piyasanın beklemediği noktaysa ya da sürpriz denilebilecek bir noktaysa Avrupa Merkez Bankası'nın sanılanın aksine daha fazla agresif adım atması ve şahinleşmesi diyelim. Doçent Doktor Filiz Yılmaz aslında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama hocam izninizle bize bir döneceğiz. Bizimle ilgili bir grafik var. Avrupa'yı da bunun içinde katarak birazcık böyle Lagarde öncesi Frankfurt'a bağlanmadan önce birazcık biz de tartışalım izninizle. Diyelim Filiz Ayrılmaz'a konuşacağız, yorumlatacağız. Dün biz de özellikle bakıldığı zaman Hafize Gaye Erkan'ın bugün özür dilerim açıklamaları vardı. Enflasyon raporunu sundu. Üçüncü dönem raporuydu ve özellikle iletişim noktasında piyasalarla iletişim kurma noktasında oldukça başarılı oldu ve birçok önemli akademisyen de aslında Gaye Erkan'ın Sayın Başkan'ın sunumundan memnun olduğunu gözlemlemiş olduk. Ancak burada memnuniyet yaratmayan ya da bir miktar eleştiri alan noktaysa enflasyon vurgusuna rağmen, Merkez Bankası'nın beklentisine rağmen ve gerilen faiz noktası enflasyon çok altında olması. Neler söyledi Gaye Erkan ve yıl sonu enflasyon tahminini %58'e yükseltti. Yayınlarımız içerisinde Profesör Doktor Selva Demiralp hocamızsa son yapılan otogaz zamları sonrası enflasyonla ilgili yıl sonu beklentilerini %72'ye çıkarmış. Yine iyimser mi merkez yoksa en azından eski oranla bir miktar daha iyimserliği karamsarlık boyuta getirmesi rasyonel bir adım mı tartışacağız. 2025 sonunda enflasyon tahmini %15'e yükseltti. Önceki hedefte %5'ti efendim. Oldukça önemli. Yani 22'den 58'e çıkması yaklaşık olarak 36 puanlık bir Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini arttırdığını gösteriyor. Peki yansımalar nedir? Yansımalara bakalım. Bu arada Amerika'dan da büyüme rakamları geldi. Öncekinin ve beklentinin üzerinde bir büyüme rakamı olduğunu söyleyeyim. %2.4'te. Hakan Kara, eski Merkez Bankası ekonomistlerinden yapmış olduğu açıklamada bugünkü enflasyon raporuna bakınca para politikasına dair iki temel siyasi kısmın devam ettiği izlenimini ediniyorum diyor ve resmi faizlerde bir üst sınır var diyor. Yani bu üst sınırı çok geçemeyecek bir Merkez Bankası var diyor Hakan Kara ve büyümede yavaşlamaya tahammül az diyor. Bu iki kısıt devam ettiği sürece merkez bankalarının enflasyon konusunda işi zor. Yani hem büyümek istiyorum hem de bakıldığı zaman enflasyonu yönetmek istiyorum. Bu iki amaç aynı doğrultuda olamaz der Sayın Kara. Diğer taraftan Profesör Doktor Zeynep Ökten de ki birazdan yerimize de bağlanacak. Daha gerçekçi ve teknik açıdan detaylı bir enflasyon raporu sunumunu dinledik. Hafize Gaye Erkan bilgi ve sunumu hakimiyeti takdire şayandı. Ancak yıl sonu enflasyon beklentisinin %58 iken mevduat faizindeki düşüşün vurgulanması tasarrufların dövize kayması ihtimalini arttırmaz mı diye soruyor Zeynep Ökten. Biz de kendisine aynı soruyu soracağız. Birazdan konuğumuz Selva Demiralp hocamız, Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Değerli hocamız, enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %22'den 58'e çıkarılması gerçekçi ve inandırıcı bir adım. Kredibilite açısından pozitif, bizim yıl sonu tahminimizde, bizim yayınımıza da sunduğu anlattı %72. Yani hoca, bakalım Selva hocamız mı haklı, Merkez Bankası mı haklı? Genel olarak Merkez Bankası piyasaların birazcık aşağısında kalıyor efendim. Hocamızdan yorum alalım, Filiz Yılmaz'dan. Hocam şimdi bakıldığı zaman aslında Merkez Bankası
iyimserlik de daha çok böyle itham ediliyordu. Çok iyimser kaçıyor ve bu iyimserlikle enflasyonu kontrol altına alamaz şeklinde konuşuluyordu. Nasıl buldunuz sunumu? ECB öncesi bu sunum bize iyi mi geldi TL açısından, yoksa nasıl bir yol haritası olacak? Çok kısa lütfen. Evet, Filiz Aymaz dondu tabii, galiba. Tabii yani Murat Bey, genel olarak piyasa fiyatlamaları üzerinde, yani dolar TL üzerinde bir etki kur üzerinde görmedik ama borsa tarafında özellikle evet, beni duyabiliyor musunuz şu an? Duyabiliyoruz hocam. Zaman zaman dolmalar oluyor. Lütfen devam edin. Şu an duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyoruz hocam. Buyurun. Evet. Bir hata var Murat herhalde. Bey, genel olarak hocam bir hata şöyle var. Yani yıl sonu enflasyon çok tahmini özür ve önümüzdeki... Hocam işte, çok özür dilerim. Duyabiliyor musunuz beni? Bir teknik anlamda donma var. Lütfen arkadaşımız müdahale edecek size. Hemen bir Helin Çelik'e gidelim efendim. Dünkü FED ve ECB kararı öncesi ve FED kararı sonrası sevgili Helin Çelik de Bitcoin'e olan etkisini konuştu. Ve özellikle Bitcoin ve altın gibi ürünler için pozitif bir tablo var gibi. Helin Çelik'i dinleyelim. FED beklentiler dahilinde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. FOMC tutanaklarının ardından yapılan basın açıklamasında Powell karmaşık veriler verdi ve bu yıl içerisinde gerekli görülürse birden fazla defa üst üste faiz artırımına gidilebileceği ya da verilere bağlı olarak faiz artırımı yapılmayabileceğini dile getirdi. Dolayısıyla hep bu basın açıklaması sırasında kripto para piyasasında da oynaklık yüksek seviyelerdeydi. Aşağıdaki kritik desteklerden güzel toparlanmalar geldi, ancak karmaşık veriler ve hala veri akışına bağlı kararların alınıyor olması yukarıdaki kritik direnç seviyelerinin geçilmesi için yeterli momentumun yakalanamamasına sebep oldu. Dolayısıyla bu yıl içerisinde makro verilerin takibi her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumda. İstihdam piyasasının hala güçlü olduğuna vurgu yapan Powell, tarım dışı istihdam verisinin takibini de yine ön plana çıkarmış oldu. Hem işsiz sayısı, hem istihdam piyasası, hem de enflasyon, hem tüketici tarafında tabii ki, hem de üretici tarafındaki enflasyon dikkatle takip edilecek. Gerileme eğilimi sıkı para politikasından geliyor ve sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğini, sabırlı olunması gerektiğini vurguladı Powell. Bu da piyasadaki risk iştahını biraz geriye çekmiş durumda, risk iştahını baskılamış durumda. Özellikle Bitcoin açısından bakacak olursak transfer hacmi son 24 saat içerisinde %50'nin üzerinde azalmış durumda. Borsalardan yaşanacak rezerv çıkışları da beklenen yüksek seviyelerde ilerlemedi. Transfer hacminin azalıyor olması ve borsalarda rezervin özellikle ayın 17'sinden itibaren birikiyor olması buradaki satış baskısı riskinin de hala devam ettiğini gösteriyor. Özellikle Bitcoin için 29.665'in üzeri ve kademeli olarak bakacak olursak 31.000'in üzeri kritik gözüküyor. Burada henüz bir kalıcılık sağlayamayan paritede bir sonraki aksiyon veri akışına, makro veriye ve iç dinamiklere bağlı olarak ilerleyecektir. Evet, sevgili Helin Çelik'i dinlemiş olduk efendim. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı konusunda somut bir mesaj vermesi, güçlü ABD büyümesi Euro'yu zayıflattı efendim. O zaman bir isterseniz grafiklere, rakamlara bakalım. Avrupa Merkez Bankası'nın özellikle bugünkü yönetim konseyi toplantısında beklendiği gibi 25 baz puan faiz artırırken gelecek faiz kararları konusunda da somut bir açıklama yapmaması, faizi sınırlayıcı seviyeye getireceği ifadesine açıklama yer vermemesi ve ABD ekonomisinin beklentinin üzerine büyümesi Euro'yu zayıflattı. Özetle şu ana kadar Christine Lagarde'ın konuşması öncesinde Euro-Dolar paritesinde işler pek de Euro lehine gözükmüyor. 1.1250'lerden geldik. Eğer birazcık daha böyle takvim vermezse, yani faiz artış noktasında net bir mesaj gelmezse Christine Lagarde'a, muhtemelen Euro-Dolar paritesinde birazcık daha efendim tabloda da görüyorsunuz geri çekilme olabilir. Dolar endeksi güne 100.50'lerle başlamıştı ve ECB'nin kararı sonrasında tablo 100.90'a kadar ulaşmış oldu. Az önce ABD Merkez Bankası'ndan da bir
veri gelmiş oldu efendim ve baktığımız zaman ABD ekonomisinde ikinci çeyrekte öncü verilerle birlikte beklentilerin üzerinde büyüdü ve bu anlamda %2.4'lük bir büyüme açıkladı ve piyasa beklentisinin de ABD tarafında %2 olduğunu efendim paylaşalım. Enflasyonun göstergesi açısından takip edilen çekirdek kişisel tüketim giderleri de yani PCE datası da bakıldığı zaman söz konusu dönemde %3.8 arttı. Beklenti bir önceki dönem %4.1'di ve aslında çekirdek olan PC'nin de %4 ineceği yönünde bir beklenti sunulmuştu. Beklentilerin bir miktar daha altında bir aslında data gelmiş oldu diyelim. Peki dün ABD tarafında gelen hamleler neydi ve Avrupa tarafından gelen hamle neydi? Önceki rakam 3.50, beklenti bakıldığı zaman Avrupa Merkez Bankası tarafından 3.75'ti. Az önceki grafiği bir rica edebilirsek ve açıklanan da 3.75 oldu efendim. Burada özellikle Avrupa Merkez Bankası'ndan önemli gelen veriler ve yeni projeksiyonlar beklenirken Eylül ayında faiz artıracağına ya da faizleri sabit tutacağına yönelik bir söz vermekten kaçınmak için elinden gelenin en iyisini yapmak isteyecek diyor uzmanlar. Ve dolayısıyla da Christine Lagarde Eylül ayında bir faiz sözü, faiz iletişimi kurmadan, garantisi vermeden bunu nasıl piyasaların bilgisine, piyasaların ilgisine sunabilir, bunun iletişimi kuracak. Yani aslında faiz artırabiliriz demeden faiz artırma sinyalini vermek gerçekten de zor. Ama merkez bankalarının işi bu. Sözle bu anlamda piyasaları yönetme sanatı adeta, beklentileri sözel olarak yönlendirme sanatı. Dolayısıyla Merkez Bankası evet burada beklentiyi çok net karşıladı. Ancak Eylül'de yani bir sonraki toplantıda özellikle hizmet PMI rakamlarından dolayı Avrupa Merkez Bankası'nın bu garantiyi vermek istemeyeceği söyleniyor. Hizmet PMI rakamlarını bir alalım sevgili editörümüz Zeynep Çelik'ten. Çünkü onu yayın başında birazcık böyle hızlı bir tempolu anlattık ve bu kuşakta olan izleyicilerimiz belki kaçırmış olabilir. Avrupa Merkez Bankası da özellikle PMI rakamlarının zayıflamasından dolayı bir yavaşlama bekleniyor. Burada 43.4 olan data son ay içerisinde yani bu pazartesi 42.7'ye gerilemişti. Euro bölgesinden hizmetler PMI rakamları da 52'den 51.1'e düştü. Aynı zamanda Birleşik PMI rakamları da 48.9'a geri çekilmişti. Esas burada konu Almanya tabii. Almanya ise Avrupa'nın lokomotif ülkesi ve o tarafta özellikle Avrupa'dan çok daha dramatik bir geri çekilme vardı. PMI rakamlarından diyelim efendim. Hemen Almanya varsa Frankfurt'a mı dönüyoruz yönetmenim? Filiz ağabeyimize devam edeceğiz. Filiz hocamıza gideceğiz. Bir de Almanya'yı hemen rica edelim. O zaman telefon bağlantımızda olacak hocamız. Almanya'da ise PMI'lar 38.8'e kadar geriledi. Hizmet ve aynı zamanda Birleşik PMI'lar da zayıf. Bir 5 dakika sonra Christine Lagarde Frankfurt'ta ECB binasında yönetim kurulunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak kararı bekliyoruz. Filiz Yılmaz'ın bağlantısı sorun oldu. Hocam görüntüde bir dolma oldu. Röportajımıza isterseniz buradan devam edelim. Çünkü baktığımız zaman aslında 25 bas puanlık bir faiz artışından sonra piyasaların esas beklediği nokta Christine Lagarde'ın açıklamaları. Nasıl bir açıklama olacak? İzleyicilerimize karar öncesi, açıklama öncesi birazcık bu toplantıyı resmedebilirseniz çok seviniriz. Tabii tabii Murat Bey, şöyle söyleyeyim. Zaten merakla beklenen bu toplantı değildi. Bundan sonra Avrupa Merkez Bankası ek faiz artışı veya artışlarıyla gelir mi gelmez mi? Avrupa Merkez Bankası Aralık 2022'den bu yana bize hep şu profili çizdi. Biz piyasanın beklediğinden daha agresif gideceğiz. Çünkü enflasyon ciddi sorun profilini çizdi. Ve bu noktada yani Aralık 2022'den bu yana yaptığıyla uyguladığı tutarlı olan ve bu konuda daha başarılı olan bir Avrupa Merkez Bankası da görüyoruz. Şimdi şunu da biliyoruz. Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası Fed'i izlediğini kabul etmiyor olsa da Fed'in dün ikinci bir faiz artışı olasılığının da hala gündemde olması, bunun yanı sıra Avrupa'da çekirdek enflasyonun hala yüksek olması, katı olması, bu nedenle de çekirdek enflasyondan ve ücret fiyat spiralinden de rahatsız olduklarını dile getiriyor olmaları sebebiyle ben açıkçası ikinci bir faiz artışını düşünmeseler bile finansal koşulları sıkılaştırmama adına, enflasyondaki beklentileri daha iyi çıpalama adına ben bugün havlu atmayarak en azından bir iki toplantı öncesindeki kadar şahinlik dozunu koruyan ve veri bağımlı gideceklerini, veri onlara ne söylerse o şekilde hareket edeceklerini söyleyen bir Lagarde olma ihtimalini güçlü görüyorum. Ben piyasadan şöyle bir miktar ayrışıyorum. Ben piyasa kadar resesyon etkileri var diye faiz artıramazlar noktasında değilim.
en azından bir ek faiz artışının daha Avrupa tarafında da tamamen olasılık dışında bırakılmaması gerektiği kanaatindeyim. Hele ki bir de eğer olur da Fed bir ikinci 25 bas puanla gelirse, bu noktada hiçbir şey olmasa bile Euro-Dolar paritesinin dolar endeksi karşısındaki değeri açısından bile, çünkü Euro-Dolar paritesinin göreli olarak değer kaybetmesi, dolar endeksinin güçlenmesi Avrupa'da enflasyona katkı sağlayan bir süreç yarattığı için, hı hı, ihracat gelirlerini azalttığı için, o tarafta da her ne kadar bunu kabul etmiyor olsalar da hem enflasyon hem de Euro-Dolar paritesinin değeri açısından ben yani Eylül ayında da bir 25 bas puan artışın tamamen gelmez diyebileceğim noktada değilim. Değilsiniz. Bence de verilere bakarak olacaktır ve ben açıkçası yani hiçbir çok şahinlik dozu artan değil ama bir önceki toplantıdan daha farklı ya da daha güvercine dönen bir açıkçası lagart beklemiyorum. Genel olarak şahinlik dozunu koruyacak diye düşünüyorum Murat Bey. Hocam birazdan Sayın Lagart gelecektir. Geldiği zaman biz de hani bağlantı için sizden bir müsaade isteyeceğiz ama yayında kopmadan önce aslında biz size şunu, enflasyonu birazcık konuşuruz. Sayın Erkan'ın sunumunu 58'e kadar yükseltti. Doları da ara ara verirlerse rejiden çok sevinirim. 26.94'teyiz. Bizim enflasyon raporu sunumu ve bu faiz kararları sonrasında Türk lirasının kaderi diyelim artık ne yönde sizce? Şöyle söyleyeyim, yani ben genel olarak bugünkü enflasyon raporu sunumunu birçok yönüyle çok olumlu bulduğumu söyleyebilirim. Yani ilk olarak bir kere bize sunulan enflasyon, yıl sonu enflasyon tahmini oldukça gerçekçi. Haliyle bu Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve güveni açısından çok önemli diye düşünüyorum. Yine Sayın Hafize Gaye Erkan'ın genel olarak teknik sunumu, enflasyonla ilgili teknik açıdan güçlendirilmiş sunumu da bence gayet olumluydu diye düşünüyorum. Tabii olumsuz olarak ve piyasanın ikna olmadığı noktalar da var. Bunların başında şu geliyor: eğer biz yıl sonu enflasyon tahmini %58'e çıkardıysak, peki neden %15 hala ne diyelim politika faizini beklenti altı artırmaya devam ediyoruz? Niye %17,5'tayız? Ve anlaşılan o ki kademeli vurgusu sıklıkla yapıldığı için bundan sonraki sürede evet faiz artışları gelecek ama piyasa beklentisinin altında kalacak. O zaman bir tezatlık oluşuyor, paradoks oluşuyor. Enflasyonu yüksek beklerken neden politika faizini yeterince artırmıyoruz? Orada da şu savunmayla geliyor Merkez Bankası: olaya bütüncül bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla para politikası sıkılaşma süreci sadece faiz aracından ibaret değil. Biz seçici kredi ve miktarsal sıkılaşma gibi bütüncül bir politika uyguluyoruz. Dolayısıyla bunları da hesaba katmanız gerekir diyor. Fakat bir diğer piyasanın ikna olmadığı şey şu: Sayın Hafize Gaye Erkan mevduat faizleriyle politika faizleri arasındaki yakınsamayı mevduat faizlerindeki geri çekilme olarak gösterdi. Piyasada şunu söylüyor, yani Merkez Bankası eğer böyle bir yakınsama yaratacaksa politika faizini aslında mevduat faizine doğru aslında yakınsayarak bunu yapıyor olması gerekir. Dolayısıyla burada da bir mevduat faizlerinin düşüyor olması TL'yi daha az cazip hale getirecek, TL'nin daha az cazip olması bir biçimde döviz talebini gündeme getirecek. Peki bu süreç olduğu sürece biz nasıl kurda istikrar sağlayacağız? Yani finansal istikrar ve bu finansal istikrarla nasıl fiyat istikrarını Zeynep sağlayacağız? Hocamız da birazdan bağlanacak biliyorsunuz Filiz Hocam. O da bir tweet atmıştı ve hani sunum evet başarılı, güzel, ancak burada özellikle mevduat faizlerinin geri çekilmesi aslında bir başarıdan ziyade dolarizasyon sorunu değil mi? Dolar talebini artıracak evet, bir nokta. Bunu sizce neden söylemiş olabilir? Yani mevduattan ziyade Merkez Bankası şunu mu amaçlıyor? Hem para mevduata gitmesin, hem enflasyonda düşüş kademeli de olsa devam etsin, hem de yatırım ortamı devam etsin gibi bir çıkarım mı? Yani bu çok zor bir denklem değil mi, bunların hepsini aynı anda becerebilmek? Ben şöyle düşünüyorum, yani bugün mevduat faizlerindeki düşüşün bir başarı olarak... Hocam çok özür dilerim, Frankfurt'a dönelim. Christine Lagarde konuşuyor. Kürsüye geldi efendim. Beyazlar içerisinde kendisini izliyoruz. Başkan Yardımcısı, sizleri basın toplantısında hoş geldiniz diyerek ağırlıyoruz. Enflasyon düşmeye devam ediyor ancak... We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium term target in a timely manner. The Governing Council therefore today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. Christine Lagarde, Frankfurt'ta efendim, Avrupa Merkez Bankası'nın başındaki isim,
ve bu toplantı oldukça önemli ve bakıldığı zaman şu anda Amerika'daki yıl vadeli faizler 3 bas puan artışlı %4.85 oldu. Faiz kararı açıklandı. 25 bas puanlık faiz artışı var. Christine Lagarde vereceği mesajlarsa merak konusu. ECB binasından Frankfurt'tan yapıyor bu açıklamaları. Birazdan Frankfurt'a döneceğiz. Konuşmayı canlı canlı paylaşıyoruz. Bakıldığı zaman karar öncesi Euro-Dolar paritesinde 1.11 seviyesinin aşağısına geldik ki özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında bir daha faiz artışı yapmayacağı yönünde bazı analizler var. Burada özellikle Almanya'da ve Euro bölgesi genelinde PMI rakamlarının geri çekilmesi kaynaklı Avrupa Merkez Bankası'nın vitesi düşüreceği, hatta frene basabileceği söyleniyor. Dolayısıyla da Christine Lagarde'ın piyasalar için vereceği mesajlar nedir diyelim ve dinlemeye devam edelim. Yeniden hedeflediğimiz seviyeye çekme konusunda ciddi bir engel yaratıyor. Gelecekteki koşullar bizim temel ECB politika faiz oranlarımızın bu seviyede kalmasını sağlayacak. Biz veri tabanlı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Kısıtlamaların ne kadar devam edeceğine karar vermek için. Faiz oranı kararlarımız da bizim enflasyon görünümüne dair, gelen ekonomik finansal verilere dair, altta yatan enflasyonun dinamiklerine dair ve para politikası aktarımının gidişatına dair verilere bağlı olarak verilecek. Biz minimum rezervleri %0 seviyesinde tuttuk ve bu kararlılık bizim para politikası verimizin ekonomi politika tutumumuzdaki verilerle bağımlı olarak yapılacak. Aynı zamanda bu bizim para politikası aktarımımızı, verimliliğimizi de aktaracak. Uygun şekilde para politikası tavrını uygulamak için bunu kullanacağız. Aynı zamanda web sitemizde yayınladığımız basın açıklamasını da görebilirsiniz. Rezervlere baktığımız zaman bunların saat 3.45 Avrupa saatleri yayınlanacağını söyleyebiliriz. Ekonomi ve enflasyon gelişmelerini nasıl gördüğümüzü açıkladıktan sonra da finansal ve parasal şartlara dair değerlendirmelerimizden başlayacağız. Önce ekonomik faaliyetlerle devam edelim. Avrupa bölgesindeki görünüm kötüleşmiş görünüyor. Daha düşük bir enflasyon var. Yüksek enflasyon ve sıkı kredi şartları etkisini baskılamakta. Özellikle üretim çıktılarında etkisini görüyoruz. Tabii bunda düşük yabancı talebin de etkisi var. Hizmetler daha dirençli kalmaya devam ediyor. Özellikle içeriye bağlı turizm gibi ortamlarda. Ekonominin zayıf kalması bekleniyor kısa vadede. Zaman içerisinde düşen enflasyonu, artan geliri ve düzenlen arz şartlarının toparlanmayı güçlendirmesini bekliyoruz. İş gücü piyasası sağlam kalmaya devam ediyor. İşsizlik oranı tarihsel en düşük seviyesi olan %6,5 noktasındaydı Mayıs'ta. Özellikle de hizmetler sektöründe bunun etkilerini görmekteyiz. Aynı zamanda sözlü yönlendirme ve düze yönelik baktığımızda verilerin önümüzdeki aylarda negatife dönebileceğini gösteriyor üretimde. Hükümetlerin yeniden pandemi şartlarının düzelmesi sonrasında birbirleriyle uyumlu bir şekilde finansal politikalarını uyumlaştırması gerekiyor. Bu enflasyonist politikaların azaltılması için de çok önemli ve bizim sıkı para politikası cevabımız için de gerekli. En son Euro bölgesinin araştırmalarını memnuniyetle karşıladık. Bu değerlendirmeler bize gösteriyor ki
mali politikalar ekonomisi daha verimli hale gelmesi ve tedricen yüksek kamu borçluluğunun azaltılması için çok önemli. Euro bölgesinin arz kapasitesi orta vadede enflasyon baskılarını azaltabilir. Yeşil geçiş Avrupa Birliği programına uyumlu bir şekilde gerçekleştikçe daha etkili olacak. Ekonomik yönetişim çerçevesini bu yılın sonundan önce toparlanmış, sonuçlanmış olması gerekiyor. Bir de enflasyona bakalım. Enflasyon Haziran'da daha da düştü ve %5,5 seviyesine geldi. Mayıs'taki %6,1 seviyesinden sonra enerji fiyatları da yıldan yıla %5,6'lık bir düşüş gösterdi. Gıda fiyatları enflasyonu yavaşlamaya devam etti ama %11,6 seviyesinde gerçekleşti. Enerji ve gıda dışı enflasyon fiyatı Haziran'da %5,5 seviyesindeydi. Mallar ve hizmetlerdeki trende bağlı olarak %5,5 seviyesine başladı. Tatil harcamaları, seyahat harcamalarıyla bu seviye %5,8 seviyesinde ama bunda artan bazı etkinlikler rolü oldu. Enflasyon dinamikleri değişiyor. Dışsal enflasyon kaynakları gevşerken tam karşıt bir şekilde domestik enflasyon baskıları artıyor ve hala güçlü kar marjları çok ciddi bir şekilde enflasyonun itici gücü haline geliyorlar. Bazı rakamlar daha aşağı doğru giderken altta yaşanan enflasyon baskısı yüksek kalmaya devam ediyor. Özellikle de fiyat artışları ekonomide etkisini gösteriyor. Uzun vadeli enflasyon beklentilerimiz yaklaşık %2 seviyesinde giderken bazı göstergeler daha artabileceğini ve yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Risk değerlendirmemize bakacak olursa ekonomik görünümde enflasyon görünümü hala yüksek seviyede belirsiz kalmaya devam ediyor. Yemeğe yönelik aşağı yönlü baskılar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız savaşıyla ve genel jeopolitik gerginliklerle etkilenmekte. Bu da global ticareti negatif etkilediği gibi Euro bölgesi ekonomisine de tesir etmekte. Eğer para politikasının beklenenden daha güçlü mücbir uygulanmasıyla ya da taletteki değişmelerle Avrupa Euro bölgesinin ihracatının değişmesiyle veriler farklı hale gelebilir. Piyasalarda artan reel getiriler ve artan belirsizlik insanların ve şirketlerin aslında daha fazla harcama konusunda daha kendilerine güvenli ve niyetli olduğunu gösteriyor. Enflasyona dair yukarı yönlü riskler enerji fiyatlarındaki ve gıda fiyatlarındaki artışın da deniz etkiler Rusya'nın tek taraflı bir etkilemesiyle etkilendi. Bu krizler gıda fiyatlarını beklenenden daha fazla yukarıya çekebilir. Enflasyon beklentilerinin bizim hedefimizin üzerinde olması ya da beklenenin üzerinde olmasının hem ücretlerin hem de kar marjlarının artışıyla ilgisi var. Çünkü bu da orta vadede karlılıkları daha yukarıya çekebilir. Bunun tam zıttı olarak da düştük talep, para politikasının piyasaya aktarımının etkileri olarak bu fiyat baskılarını azaltabilir. Özellikle orta vadede. Genel enflasyon daha hızlı bir şekilde aşağı inebilir. Fiyatların gıdalarda aşağı yönlü gitmesi, hizmetlerde fiyatların beklenenden daha hızlı bir şekilde düşmesine de yol açabilir. Şimdi biraz da finansal ve parasal şartlara bakalım. Bizim para politikası sıkılaştırmamız bir şekilde
genel finansman şartlarına aktarılmaya devam ediyor. Kısa ve uzun vadedeki faiz oranları bizim son toplantımızdan itibaren arttı ve fonlama daha pahalı hale gelmeye başladı. Hem bizim hedeflenen uzun vade refinansman operasyonlarımızın azaltılmasıyla hem yumuşak hem de iyi hazırlanmış bir geçiş sağlandı. Borçlar yine Mayıs ayında artış gösterdi. 4.6 ve 3.6 oldu. Daha yüksek borçlanma maliyetleri ve harcama planlarındaki kesintiler kredi talebinde çok keskin bir düşüşe yol açtı ikinci çeyrekte. Bizim araştırmalarımızın da gösterdiği gibi kredi standartlarına baktığımızda hane halklarına, şirketlere, işletmelere düşüşünü görüyoruz kredi tahsislerinin ve müşteriler ile ilgili bankalarında borçlanma risklerini almaya daha az niyetli konular giderek daha az satın alınabilir hale geliyor ve 5. çeyrektir bunun talebi düşmeye devam ediyor. Böyle bir arka plan nezdinde yıllık borçlanma maliyeti Haziran'da düşmeye devam etti. Firmalar için %3 hane halkları için de %1.7 seviyesinde oldu ve İkinci çeyrekte %0.2 düşüş oldu. Euro sistemler baktığımız zaman yıllık büyüme oranının medyası Haziran'da %1.6 olduğunu görüyoruz. To conclude, inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for long. Governing Council therefore today decided to raise the 3-year ECB interest rate by 25 basis points. Our future decisions will ensure that key ECB interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. Gerektiği kadar uzun gitmesi yönünde kararlıyız. Ta ki bizim orta vadeli enflasyon hedefi kavuşana kadar. Biz veri bazlı bir yaklaşımı devam edeceğiz ve bu sıkı para politikasına gerektiği kadar devam edeceğiz. Faiz oranının kararlarını bizim enflasyon görünümüne, gelen ekonomik ve finansal verilere asla yatan enflasyonun dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne bağlı olarak verilecek. Biz bütün enstrümanlarımızı ve görevimiz yetkimiz dahilinde kullanmaya devam edeceğiz ki %2'lik orta vade hedefimize ulaşalım ve para politikası aktarımımızın etkilerini yumuşak bir şekilde sağlayalım. Şimdi ilk sorumuzu alıyoruz. Good afternoon, Madam President. Good afternoon. Two questions, as always. İki tane sorum olacak her zamanki gibi. Acaba Eylül için yönlendirmenin olmaması icra kurulunun eşit şekilde yeni bir arttırıma da açık olduğu yönünde mi görülmeli? Yoksa faiz oranının hali hazırda tepe yaptığı şekilde mi görülmeli? İkinci sorum da şu, minimum rezerv miktarının azaltılması kararının arkasında bu temel kayıtların ne kadar rolü var? Çok teşekkür ediyorum bu iki sorunun için. Let me just remind you what we have been doing, and I'll come to your interest, which is what happens next. But let me just remind you what we have been doing. Size hatırlatmak istiyorum, neler yapıyor ona geldiğimizde. Biz bütün faiz oranlarını 25 baz puan arttırdık ve bu 9. arttırma kararımız. Yani her toplantı sonrasında faizleri arttırdık bu toplantılar boyunca.
Şimdi bu oran 3.75 seviyesinde. Bu kararda da hepimiz bütün üyeler olarak mutabık kaldık. Kararın arkasında tek bir belirleyici vardı. Bu da enflasyonu hedef seviyesine çekmek, bizim orta vadeli enflasyon hedefimize çekmek. Bu konuda tamamen oy birliği şeklinde kararlılığımız mevcut. Biz neye karar verdik ve burada minimum rezerv, asgari rezerv konusuna da geleceğim. Biz buna karar verdik ve bunu da alıntı olarak söylemek istiyorum. Çünkü bu cümleyi tekrardan duymuş olabilirsiniz. Sadece bu sefer değil, bir sonraki sefer de her seferde duyacaksınız bunu. That the key ECB interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary to achieve a timely return of inflation to our 2% medium-term target. So some of you may have noticed a slight change of the verb. And that is not just random or irrelevant. Bu sadece rastgele ya da alakasız bir cümle değil orada yer alan. Bizim kararlılığımız ki biz veri temelli olacağız. Çok fazla yol kat ettik ama daha fazla da kat etmemiz gereken bir yol var. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Veriler ve bizim bu verilere dair değerlendirmemiz bize bunu anlatacak. Daha ne kadar yol kat etmemiz gerektiğini. Yani biz burada kasten isteyerek veri tabanlı yaklaşıyoruz. Kararların ne olacağına dair Eylül'de ve daha sonraki toplantılarda. Çünkü bu kararlılık veriye dayanıyor. Bir aydan bir sonrakine hep bunu veri tabanlı olarak yapıyoruz. O yüzden belki duraklayabiliriz. Belki adım atabiliriz. Eylül'de ne olacağına dair hiç şey söylemeyiz. Bu tek bir toplantıda, münferiden her toplantı dışına belirlenen bir şey. Ama çok güçlü bir şekilde kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Enflasyonu geriletmek ve orta vadede sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğiz. Bunu yapmak için de verilere bakacağız, verileri analiz edeceğiz ve enflasyon görünümüne bakacağız. Burada altta yatan şartlarına bakacağız, buna bakacağız ve kendi para politikamızı daha net bir şekilde anlayacağız. Bu her icra kurulu toplantısında peşi peşine her seferinde aynı şey gerçekleşecek. Ta ki biz bu enflasyonun belini kırana kadar. Bizim temel işimiz para politikasını organize etmek ve bunu böylece orta vadede sabitlemek. Ama biz aynı zamanda şöyle bir kamu hizmeti de yapıyoruz. Bir para politikası mümkün olduğu kadar belirli hale etmek zorundayız. Ve bu yüzden sadece minimum seviyeye getiriyoruz rezervleri, sıfıra getiriyoruz ve ödenen faiz oranını azalsın ki böylece bizim uyguladığımız para politikası daha verimli hale gelsin. Aynı zamanda bunun bizim politika tarzımız üzerindeki etkisi olmayacak. Çünkü bu sadece minimum asgari rezervler konusunda değil, diğer rezervler konusunda da geçerli olur. Daha fazla verimlilik, daha fazla etkinlik ve aynı zamanda da orantısallık ilkesini gözeterek yapılacak. Teşekkürler Sayın Başkan Lagar. Şimdi diğer soruya geçelim. Teşekkürler sorumu kabul ettiğiniz için. Benim sorum da para politikası kararlarının zamanlamasına dair olacak ve bunun enflasyona dair etkileriyle ilgili olacak. Çünkü tabii ki belli tartışmalar var bu konuyla ilgili nasıl faiz artımlarının etkisi olacağına dair. Accelerating the shrinking of your balance sheet, and if not, whether this could be a topic for
Eğer bu uygulamaların etkisi görülmezse yılın ikinci yarısında buna belli değişiklikler yapılabilir mi? Teşekkürler bu iki sorunuz için size. Önce ikinci soruyla başlayacağım. Bir, bilançoların yeniden düzenlenmesi seçeneğini tartışmadık. Çünkü zaten bilançomuz küçüldü ve beklenenden daha fazla standart tersolarda hatırlayacak olursanız Haziran'da bu küçültmeyi yaptığımızı söylemiştik. Ve net varlık alımlarımızı durdurduğumuz geri alımları da dağıttık ve sonuçta da Merkez Bankası bilançosu Avrupa Birliği'ne. Transmission of monetary policy is one of the three metrics that we use in order to determine our monetary policy stance. And we look at it as essentially a two-leg process. Leg, the first leg is transmission to financing at large. What is the impact on lending, lending for banks, lending by banks? Aslında iki bacaklı bir süreç olarak görüyoruz bunu. Yani bunun borçlanmayan bank ve hem hane halklarının borçlanmasına etkisine. Bunun mümkün olduğu kadar hacimli ve what banks anticipate and in which area and which directions they expect to either increase or reduce the volume of loans and reassess the risks in relation to karar veriyoruz. Bu bize bankaların hangi bölgede karar çıkacaklar bunu gösteriyor. Bu işin the next one, which is the second leg, is transmission to the economy. And from financing to the economy, how quickly does that move? How efficient is it? And we are really beginning to see transmission materializing, whether you look at investment in housing, whether you look at investment altogether. There is obviously a decline on those two counts. Still too early. İyi bir şekilde düşüş olduğunu görüyoruz. Hani çok erken gelecek. Daha fazla gerisi de gelecek ama söyleyebilirim. You were not even thinking about pausing. Would you repeat that today? Şimdi bir sonraki sorumuz oluyor. Bu tekrarlar mısınız ya da bu görüşe katılıyor musunuz? İcra kurulu riskler paralelinde daha az mı bir şey yapıyorsunuz ya da daha az mı fazla yapıyorsunuz? Beyefendi şunu anlamanız lazım. Ben bir şeyleri bana emredildi diye ya da istendi diye tekrar etmiyorum. Ben ne söylemek istiyorsam onu söylüyorum. Sizin tekrar edeyim ama ki mümkün olduğu kadar sizin beklentiniz seviyesinde net olursa olayım. Biz şöyle bir aşamadayız. Veri tabanlı bakıyoruz. Bizim çalışanlarımızın yaptığı yeni projeksiyon, yeni iki veri ve bu aktarımın nasıl olduğuna dair duruma bakıp bunun temelinde belirleyeceğiz. Acaba faizi artıracağız mı yoksa duramayacağız mı? Ama sizi temin edebilirim ki biz faiz indirmeyeceğiz. Bu kesin bir şekilde cevabı hayır olan bir soru. Bir artırım olabilir ya da bir duraklama olabilir. Eğer duraklayacaksak da bu uzun bir dönem boyunca olmayacak. Çünkü söylediğim gibi kararlar toplantıdan toplantıya belirlenecek ve her seferinde
veriler tarafından belirlenecek. Umarım artık olabildiğim son seviyede net olmayı başarabilmişimdir sizin için ve icra kurulu da kesinlikle bunun arkasında bu kararı, çünkü biz oy birliğiyle aldık, bu temelde hareket etme konusunda netiz. İkinci sorunuzu unuttum. Hep bana nedense tekrar etmem gereken ya da teyit etmem gereken bir soru soruyorsunuz ama bunu yapamayacağım. Pardon. Eğer başka bir meslektaşım bunu yapmak istiyorsa yapsın, tamam. Ama ben sizi temin ederim ki bugünkü durumda bu ort ile alınmış kararlı bir karardı. Bu kararlılık da çok net, çok açık bir istikamete hedefliyor. Bu da %2. Biz enflasyonun dilini kırmak istiyoruz. Hedefimiz de %2 ve oraya da varacağız. Her ne olursa olsun. Teşekkürler. Şimdi sözü diğer gazetecimize veriyorum sorusu için. Thank you, Wolfgang, and thank you for Madame Lagarde. Teşekkürler. Sayın Lagarde, teşekkürler bu fırsatı bize verdiğiniz. Evet, Christine Lagarde efendim konuşuyor Frankfurt'ta, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor ve faiz indirimine kesinlikle gitmeyeceğiz dedi. Ve bilanço küçültme hızını artırmak için herhangi bir konuşma yapmadık açıklamasında bulundu ve faiz kararında Eylül ve sonrası için açık fikirliyiz noktası oldukça önemli. %2 hedefe ulaşıncaya kadar kısıtlayıcı kalmaya devam edilecek ve verileri takip edeceğiz dedi. Aynısını zaten Filizer Yılmaz az önceki yayın bağlantımızda söylemişti. Hocam aslında sizin çizdiğiniz rotada bir Christine Lagarde açıklaması var. Euro'da bir 10.38'lerdeyiz. Ne dersiniz? Evet Murat Bey, yani açıkçası dün Fed'in çizdiği patikaya benzer bir patikayı mecburen de olsa diyorum. Çünkü bence Avrupa Merkez Bankası'nın şu an için başka şansı yok. Çünkü hem çekirdek enflasyon daha yüksek ve kalıcılık noktasında Amerika'ya göre daha sorunlu görünüyor. Dolayısıyla böylesi bir ortamda Fed bile havlu atmamışken son gelen iyi enflasyon rakamlarına rağmen Avrupa Merkez Bankası'ndan da bunu elbette beklemezdik, daha güvercin adımı. Hele ki Aralık 2022'den sonraki sürede oldukça şahin giden ve tutarlı bir şekilde ilerleyen bir Avrupa Merkez Bankası varken en güvercin üyelerde bile şahin söylemleri duyarken açıkçası ben çok daha güvercin olma noktasında bir Avrupa Merkez Bankası beklemiyordum. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi piyasadaki beklentiye paralelde açık kapı bırakan, veri bağımlı gideceklerini söyleyen ama ağırlıklı olarak eğer değerlendireceksek bence şahin olmaya daha yakın bir Avrupa Merkez Bankası olduğunu söylersek çok yanlış olmayacak. Çünkü enflasyonun görünümü ilişkin belirsizlik var diyor. Çekirdek enflasyona ilişkin sorunlar devam ediyor diyor. Ve açık fikirliyiz diyor. Dolayısıyla tabii şunu söyleyeyim, bu açık fikirli olmayı piyasada iyi görmek isteyen taraf bir miktar şöyle de yorumlayabilir. Ya ilk kez böyle bir açıklama görüyoruz. Dolayısıyla bu durabiliriz anlamına da geliyor. Yani bakarız verileri. Aynı dün akşam Powell'ın sözlü yönlendirmelerindeki o iyi tarafı yorumladıkları gibi bu tarafa da zorlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü swap tarafı son dönemde Eylül'de ağırlıklı olarak çok daha düşük olarak fiyatlıyordu. Yani ben en son baktığımda %70'ler civarında Eylül'de bir 25 bas puan gelme tarafı vardı. Ama benim kanaatim şu. Geçtiğimiz günlerde De Guarnios bir konuşma yapmıştı. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı şunu söylemişti üstü kapalı. Yani biz Jackson Hole'u da bir göreceğiz, Ağustos'u da bir göreceğiz. Dolayısıyla hem kendi verilerine bakacaklar, ağırlıklı olarak buna göre karar verecekler ama daha dolaylı yoldan Fed'in de ne yapacağına bakarak Jackson Hole'da alınan kararlar bundan sonra ne yapacak? Ona göre bence toplu bir karar vererek yola devam edecekler. Dolayısıyla ben tekrar ediyorum, ben Eylül'de bir 25 bas puan daha gelmez noktasında değilim. Gerekirse Avrupa Merkez Bankası da 1.25 bas puanla da gelebilir. Bunu çok yabana atmamak gerektiği kanaatindeyim Murat Bey. Hocam şimdi burada tabii Christine Lagarde'ın konuşmasında öne çıkan satır başlarından bir tanesi kesinlikle faiz artışının indirimine gitmeyeceğiz dedi ve özellikle iklim krizi gıda fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir ve yüksek kredi maliyetleri kredi talebinde sıkılaştırma işaret ederken enflasyonda yukarı yönlü baskılar gıda ve enerjiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilirdi diyor. Pek de haksız sayılmaz herhalde. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi fiyatları IMF nezdinde %15 kadar gıda fiyatlarını artırabilir denilmişti. Ne dersiniz, bu birazcık merkez bankalarının hesaplarını bozar mı ve bu sene olmazsa da önümüzdeki sene bir faiz indirimi yapma lüksü var mı sizce hem ECB'nin hem de Fed'in? Tabii şöyle söyleyeyim, bu faiz indirme noktasında aslında piyasa yakın vardı ya kadar
Avrupa Merkez Bankası'nın daha erken bir şekilde bu yılın başları gibi, 2024'ün başı gibi, hatta Aralık 2023 toplantısında faiz indirebileceğini fiyatlıyordu. Orada çok çaba gösterdi Avrupa Merkez Bankası üyeleri ve dediler ki yok tamam, hani bizde genel olarak üstü kapalı resesyona dair bir görünüm var ama bu bizim çok erken faiz indireceğimiz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla o Fed'de gördüğümüz, biz uzunca bir süre faiz yüksek tutacağız sözlü yönlendirmelerinin sonu, biz 1-2 aylık sürede bu Joachim Nagel başta olmak üzere Şahin Alman üyelerden görmeye başladık. Onlar da bu sözlü yönlendirmeyi kullanmaya başladılar ve bu sözlü yönlendirmeyle birlikte Avrupa tarafında da şu an ikinci çeyreğin başı gibi, yani Nisan gibi ilk faiz indirimin geleceği fiyatlanıyor. Çünkü orada şöyle bir sorun var. Tamam, Amerika işte orada da Mayıs gibi, şu an Mart gibi fiyatlanıyor ama Avrupa biraz daha erken başlamak zorunda kalacak. Çünkü orada resesyon etkileri daha güçlü, fiyatlaması var. Dolayısıyla o tarafta da sadece bir faiz artışıyla daha gelip biraz daha piyasa beklentisinin üstünde sıkılaşırızın yanına bir de Avrupa Merkez Bankası son 1-2 aylık sürede daha uzun biz de faizleri yüksek tutmak zorundayız. Çünkü çekirdek enflasyon çok sorunlu sözlü yönlendirmesini görüyoruz. Yani şu an swap tarafı hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında ikinci çeyreğin başı gibi, bahar ayları gibi ilk faiz indiriminin geleceğini fiyatlıyor. Dediğiniz gibi gıda tarafı Avrupa için daha önemli çünkü gıda fiyatları Avrupa enflasyonunun içerisindeki payı oldukça yüksek. Haliyle olur da bu Rusya-Ukrayna arasındaki bu işte Karadeniz Tahıl Anlaşması yeniden imzalanmaz, ufak tefek orada jeopolitik riskler hareketlenirse, bu hem başta işte buğday, arpa gibi temel gıda maddeleri ve sonrasında bu temel gıda maddelerinin konu olduğu diğer gıda fiyatlarını yukarı çekeceği gibi enerji emtiaları da yukarı çekebilir. Dediğiniz gibi bu bir risk oluşturacaktır. Çünkü piyasada şöyle bir umut var. Ağustos ayında bir biçimde Türkiye'de araya girerek bu iş çözülebilir, ki çözülmeyeceğini düşünenler de var. Eğer çözülemezse bu bütün dünya için gıda fiyatlarına ek bir şok anlamına gelir Murat Bey. Hocam, karar sonrası baktığımız zaman dolar Türk lirası tarafına bir kez daha izninizle bir açalım. Çünkü o tarafa bakıldığında 26.95'lerle bir yatay seyir gördük. Euro TL fiyatlarında 29.75'teyiz. Euro birazcık kan kaybediyor, 0.5 puan kadar, ama herhalde beklendiği gibi bir Merkez Bankası ECB kararı görüyoruz. Ancak TL'nin sanırım bileşenleri çok başka. Dolar tarafında özellikle son birkaç gündür, ki geçtiğimiz haftadan bu yana, bizim Merkez Bankası faiz kararından bu yana ve öncesinde bir sıkışma var 26.90'larda. Burada bir kamu bankaları üzerinden bir dolar satışı olduğunu düşünür müsünüz? Neden yatay sıkıştık ve kırılma sizce ne yönü olacak dolarda? 27 üzeri mi, yoksa biraz gevşecek mi? Ne dersiniz hocam? Evet Murat Bey, yani orada da iki ayrı görüş var. Dolar TL'de işte artık biz burada dengelendik, turizm gelirleri geldi. Dolayısıyla aslında şu an müdahale yok diyenler var. Ama teknik olarak yapıya baktığınızda, yani tıpkı daha önceki yönetimde olduğu gibi oldukça sabit bir hal görüyorsunuz. Dolayısıyla ben teknik yapıya baktığımda hani şu an bir biçimde piyasaya müdahale olduğunu görüyorum. Ha, bu piyasaya müdahale şu amaçla mı oluyor acaba? Yani daha önce Merkez Bankası dedi ki hem kamu hem özel bankalara KKM dönüşlerine döviz talebi yaratmasın diye ben rahatlatıcı etki yaratacağım dedi. Dolayısıyla muhtemelen bu yolla da oluyor olabilir ama bence şu an en azından kısmi de olsa bir müdahaleye işaret eden bir yapı, teknik yapı gördüğümüzü düşünüyorum ben. Şunu söyleyeyim, yani yaz aylarında belki bir biçimde işte turizm gelirleri, işte bir biçimde kısmi de olsa müdahalenin devam ediyor olmasıyla bu rahat hareketi göreceğiz ama sonrasında, Eylül sonrasında yükselişleri görmeye başlayacağız. Neye rağmen? Eğer bir müdahale varsa ve bu müdahaleye rağmen, çünkü işte turizm gelirleri azalacak. Bunun yanı sıra işte kısa vadeli dış borç ödemeleri güçlü bir şekilde sonbahar gibi başlıyor olacak. Bunlarla beraber ve son olarak da politika faizinin biz beklenti altı kalmaya devam ettiğini anlıyoruz. Bu da dolar TL üzerinde şu an için 30 TL'ler sene sonu bandını 32-33 TL'lere kadar çekmiş durumda Murat Bey. Haliyle ben de bu anlamda bir 2-3 TL daha sene sonu dolar TL tahminim yukarı doğru çektim. Dolayısıyla belirli düzeyde bence yani kura müdahale olduğu yönünde teknik yapı bir gösterge sergiliyor diye düşünüyorum bu noktada ben Murat Bey. Hocam, yayınımıza kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Biz bir taraftan da izleyeceğimiz için ECB kararının notlarını aktarmaya devam edeceğiz. Doçent Doktor Filizer Yılmaz'la birlikte Avrupa Merkez Bankası faiz kararını ve yansımalarını efendim tartışmaya devam ettik. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Tabii Christine Lagarde'ın açıklamaları efendim masa mensuplarına Frankfurt'ta devam ediyor ve burada özellikle
birlikte ücret artışları ve şirket karları enflasyon üzerinde gittikçe artan bir rol oynuyor diyor. Birazdan bir başka değerli konuğumuz olacak ve bu anlamda bilanço küçültme hızını artırmak için herhangi bir konuşma yapmadık dedi ve bu sene özelinde daha doğrusu bir faiz indirimi kesinlikle tartışmadık diye bunun altını çizmiş oldu Kalınca. Tabii karar öncesinde Euro Dolar paritesinde geçtiğimiz haftalarda ABD tarafından enflasyon rakamları bildiğiniz gibi iyi gelince orada Fed'e dair beklentiler birazcık daha yumuşamıştı. Euro zirve yapmıştı ancak gördüğümüz kadarıyla Euro tarafında da çok agresif bir fiyatlama yok ve kararın detaylarında ekonomist Fatih Anıl Bey ile konuşacağız. Fatih Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Murat'cığım. Euro faiz kararını gördük. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını gördük. Hemen kararın etkilerini konuşalım hocam. Ne dersiniz? 25 baz puan artırdı. Eylül ayı içinde açık fikirliyiz diyor. Yani bu anlamda açık fikirli olması sizce Eylül ihtimalleri masadan kaldırdı mı? Yoksa bir faiz artışı yapması elzem mi? Şu anda ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsun ben bu ECB'ye sürekli kumru diyordum. Çok geç kaldılar faize. Hakikaten öyle diyordum. Çok geç kaldılar faiz artışlarında. Hatta bunu da 0.50 bile yapabilirdi Murat. Yani biliyorsun 0.25 yaptı ve 0.25 ile bile hala negatif faizdeler. Düşün, Eylül'de de tekrar yapmaları gerekecek. Yani bu iş böyle gitmez. Avrupa enflasyonu o istenilen ikilere, hadi diyelim 2.5'lara düşürebilmesi için bunların enflasyonu, faizleri bir miktar daha yükseltmesi gerekecek. Yani biliyorsun Amerika tarafı dün 0.25 yaptı ki bana göre gerek bile yoktu. Çünkü resesyon tehlikesi varken faiz arttırdılar. Ya bizim göremediğimiz bir şeyler var. Yani şu anda zaten Amerika Birleşik Devletleri tarafı pozitif faizde. Ama kalkıp arttırarak devam ettiler yollarına. Onlar arttırarak devam etti. Avrupa tarafı 0.25 arttırdı. 0.50 yapabilirdi. Yani kumruluk devam ediyor. Biraz uğraşacaklar. Yani altılarda gezen bir enflasyon var biliyorsun. Amerika tarafı dörtlere düşmüş bir enflasyon olduğu halde Faiz arttırımına devam ediyor. Hatta 3.1 geldi biliyorsun Amerika tarafında en son enflasyon. Ama Avrupa Birliği tarafında altılarda gezen enflasyon var. Hala 0.25 arttırıyorlar. Ama orada bir de hocam çok özür dilerim. Avrupa'nın durumu da biraz daha Amerika'ya göre tırnak içerisinde işler acısı gibi durum da var. Yani pazartesi genel hizmet PMI rakamları 50 seviyesinin aşağısında, Almanya'da birçok satın alma müdürleri yönetici endeksi işte sizler gibi değerli yöneticilerin ekonomiyle ilgili beklentileri 50 eşit seviyesinin altında. Dolayısıyla Avrupa'nın böyle bir lüksü var mı 50 baz puan faiz artırmak gibi? Ya bunu aslında yapabilirdi enflasyona oynayacaksa eğer. Fakat orada da biliyorsun bir resesyon söylentisi sürekli devam ediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafında da resesyon söylentisi var. Konut satışları yavaşlamış. Kalkıyorlar faiz arttırıyorlar. Ya bizim göremediğimiz bir şeyler var. Çünkü çok para bastı Amerika tarafı. Ama Avrupa tarafında bunların faiz arttırma tarafında biraz daha elleri Amerika'ya göre daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 0.25 minimum yapması gereken rakamda Avrupa tarafının. Ve bir dahaki toplantıda da aslında yapacağı sinyalini verdi. Dikkat edersen Fed o sinyali vermedi. Bir dahakinde büyük ihtimal pas geçecek. Evet. Ama bu bir dahaki toplantıda da Eylül toplantısında sanıyorum Eylül'de bir artış daha yapacaktır. Bir 0.25 daha yapacaktır işlerin toparlanabilmesi için. Sevgili yönetmenim Deniz'den bir onay almak istiyorum. Deniz gidelim mi? 2-3 dakikalık bir aramız olacak yoksa devam ediyor muyum? Devam ediyoruz. Hocam sözünüzü kesmemek adına bir aramız olma ihtimali vardı. Hani onu aradan çıkaralım ki rahat rahat konuşalım diye ama şimdi değmiş zaten. Şimdi o zaman şunu anlıyorum. Siz bir 25 baz puan daha yapacak diyorsunuz Eylül ayında. Ağustos ayını zaten merkez bankaları ayı olarak böyle çok yoğun bir takvimimiz yok. Önemli merkez bankaların kararları yok hocam. Miktar ve zamanlama olarak yanlışlar silsilesi devam ediyor anladığım kadarıyla ECB nezdinde. Sizin nezdinizde bakış açınızda. Gördüğümüz o. Yani Murat çok tutuk davranıyorlar biliyorsun. Zaten geç başladılar bu işe. Yani şimdi Amerika tarafıyla karşılaştırırsan bunlar net enerji ithalatçısı bir defa. Yani dolayısıyla enerji fiyatlarındaki yükseliş Eylül'den itibaren biliyorsun kış yine sinyal vermeye başlayacak. Eylül'den itibaren enerji fiyatları devreye girecek. Amerika Birleşik Devletleri tarafına baktığın zaman net enerji ihracatçısı bu adamlar. Bunlar da ithalatçı. Yani Avrupa Birliği tarafında aslında ithal edilmiş bir enflasyon yaşayacaklar. Dolayısıyla faizlerde biraz daha seri davranmaları gerektiğini düşünüyorum Murat. Hocam şimdi bakıldığı zaman Avrupa önemli bir pazar. Siz de işte bakıldığı zaman önemli bir Türkiye'mizin değeri markanın değil mi? O,
o anlamda yönetici pozisyonda da çalışıyorsunuz. Şimdi Avrupa'ya baktığınız zaman hem tekstil hem de diğer sektör, hazır giyim sektörleri açısından şu andaki bu Halit-i Ruhi'yi çok etkiliyor mu? Yani iş yapanları, sizin gibi iş insanlarına? Ya, şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsun Türkiye'deki markalara ben hep şunu öneriyorum. Katma değer ihraç edin diyorum. Yani işçilik ihraç etme yoluna gidiyor çoğu. Ucuz dövizin arkasına, ucuz TL'nin arkasına sığınmaya çalışıyorlar. Ama bu doğru bir yöntem değil. Hı hı. Katma değer satmaları gerekiyor. Yani daha değerli ürün satmaları gerekiyor. Burada yapılması gereken işte marka oluşturmak. Mesela her programda anlatıyoruz gerçi. Evet. Bunu anlayan anlıyor. Parite tarafında da zaten ihracatçının bir avantajı var aslında. Bizim bu işi ihracat miktar endeksine, yani 1,5'lardan bakın 70 dolar kilogram ihraç ettiğimiz markalarımız var bizim. Bir takım hazır giyim markalarında 70 dolar. Şeyde bile bizim biliyorsun savunma sanayi ihracatımızda değer olarak 25, değer satmamız. Bizim bunları arttırmamız lazım artık. Bizim ucuz işçilik içindeki ucuz işçilik içeren ürünleri satmaktan ziyade, yani Avrupa'nın fasoncusu olmaktan ziyade katma değer satmaya yönelmemiz. Hani Çin modeli lafı çıktı bir ara ki sonra kalktı ortadan. Bizim Çin modeli değil de Kore modelini benimsememiz lazım. Katma değer satmamız, marka çıkarmamız lazım Murat bizim. Başka çıkış yolu yok bu cariye açığı örtmek için. Evet. Çünkü bu ülkenin dövize ihtiyacı var. Şimdi gidildi biliyorsun, gezildi işte Orta Doğu ülkeleri, oralardan, Körfez ülkelerinden kaynak bekliyoruz şu anda ki kuvvetle muhtemelen gelecek. Çünkü Türkiye çok, hakikaten çok değerli bir emlak üstünde oturuyoruz. Ve bu emlakı biz iyi yönettiğimiz takdirde Avrupa'ya da olan ihracatımızı arttırırız. Burada zaten pariteye baktığın zaman 1.10'larda 1.11'lerde gezen bir parite var. Bu da bir avantaj aslında. Hani döviz hala diyorlar işte biraz daha değer kazansın, buralarda kalsın. Ama parite kaynaklı da bir avantajımız var aslında. Evet. Hocam çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Yani bir 30 saniyen var. Eklemek istediğiniz bir cümle varsa alayım. Demek istediğim, Avrupa yavaş gidiyor. Bunu biliyoruz. Faiz artışlarında kumru gibi davranıyorlar. Yeteri kadar. Bu da benim lafım. Patenti bana ait olsun. Kumru gibi davranıyorlar. Hatta geçen yine sizin kanalda şeyi sordular bana. Hep yeni nesil resesyon diyorum ya, bunu sordular. Onu da çok kısa 10 saniyede açıklayayım. Yeni nesil resesyondan kastettiğim, piyasa kısmi canlılığı devam ediyor fakat işsizlikte hiçbir sorun yok. Biliyorsun hem Avrupa tarafında hem Amerika Birleşik Devletleri tarafında işsizlik sıkıntısı yok şu anda. İş arayan herkes iş bulur pozisyonda. Dolayısıyla ben bunu yeni nesil resesyon olarak adlandırdım. Ama bizim Türk ihracatçılarımıza da mesajımız olsun. Katma değer satma yönüne gitsinler. Katma değer üretsinler, marka satsınlar. Önemli olan bu zaten değil mi? Ülkeye dolar sağlayacak bu. Hocam çok teşekkür ederiz. Fatih Anıl efendim bu ekrandaydı. İSİB özel yayınımız devam edecek.